Merhaba arkadaşlar. Yine hafta sonu geldi. Eve kapanıyoruz. Bugün sizlere bu yaz tatil yapabilir miyiz? Çokça bana soru geliyor. Özellikle yurt dışındaki arkadaşlar Türkiye'ye gelebilir miyiz diye soruyor. Bu konudaki görüşlerimi belirtmek istiyorum. Yani neler oluyor? Biraz da onlara değinerek genel bir toparlama. Bundan bir önceki video enerji videosuydu. Size orada Terra Power, yapay ay, yapay güneş, Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük yapay güneş projesi olan ITER projesi. Terra Power Terra İngilizce İtalyancada yeryüzü demek. Eee uranyumdan yeni bir nükleer enerji elde edilmesi. E, bir de bilgi için e, güneşe güneş takmak için yani güneş ışınlarını ışınları ile dünyanın ısınmasını engellemek için e, e, yerden 12 bin metre yüksekliğe tebeşir tozu sepme projesinden bahsetmiştim ama en az izlenen video oldu. Enteresan da benim çok önem verdiğim bir video bu çünkü 21. yüzyılı e, belirleyecek çalışmalar bunlar. Yani en iklimi e, kontrol etme projesi aslında dünyayı kontrol etmedir. İklimi kumandaya bağlarsanız artık yeryüzünde nerenin sıcak, nerenin soğuk, nerenin aydınlık, nerenin karanlık olduğunda belirleyici konuma gelme düşünceleri var. Şimdi neler oluyor? İzliyoruz, tartışmalar hızla gidiyor. Amerika ile Çin arasında yoğun devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump istihbarat kurumlarına direkt talimat verdim dedi. Bu Çin'de ne oluyor? Bize doğru bilgi verdiler mi bu virüsle ilgili? Amerikan İstih İstihbarat Kurumları'nın en başındaki kurumu, kurumu açıklama yaptı bugün. Biz de, de araştırdık bu virüsle ilgili laboratuvar ortamında değil, kendiliğinden olan doğal bir süreçtir şeklinde. Buradan anlıyoruz ki Amerika'da istihbarat savaşları devam edecek. Ve en fazla bu virüs etkilediği yer Amerika. Diğer Avrupa ülkeleri de çok ama şu an en, en zirvede Amerika. Ve önümüzdeki süreçte daha önceki videolarda bahsettiğim gibi Amerikan çiftçilerini bir şekilde etkileyecekler. Bitkilerini etkileyecekler. Yani tarladaki bitkileri öyle düşünüyorum. Onlara bir şekilde bir zarar gelecek ama nasıl gelecek hep beraber göreceğiz. Bugünlerde Avrupa'da bir mikroorganizmanın ağaçları kemirdiğini, milyonlarca ağacı yok ettiğine dair haberleri okuduk. Konya'da bir Amerikalı'nın bir baraj gülüne, baraja kırmızı balık attığını gördük. Dolayısıyla insanlar neyde beslenir? Biraz da virüsten dolayı endişelendik. Acaba balıklarımızın başına bir iş gelecek mi diye. Artık her şeyi vesveseyle bakıyoruz. Hakikaten bir Amerikalı gidip koyunu neyi balık bırakır? Zaten bir sürü bomba yapımında otelde yakalanmış filan. Yani bu tip adamları bu ülkede niye barındırılır? Atlısının dışına gitsin. Ve şu an için en önemli şey gıda gıda zincirinin devamı. Şimdi ülkeleri aldığı tedbirleri yavaş yavaş gevşetiyorlar. Almanya gevşetmeye hazırlandı. Arkasından açıklama geldi. Hemen Almanya'daki en üstten. Gevşetince arttı bu iş diye. Peki Avrupa'nın e, turizm Avrupa'nın önemli bir geliri. Milli gelirin %12'si toplam gelirin %10'u birçok ülkede. Dolayısıyla ne yapacak Avrupa? Yani turizm sektörü batarsa bu Avrupa'nın ciddi anlamda iflas anlamına da gelir komple. Çünkü yazın genelde e, turizmde nakit para gidişi olur. Şimdi Amerika ile Çin arasındaki kavgada arkadaşlar en önemli şey Çin'in 2017'de bir istihbarat yasası çıkarttı. Her Çin vatandaşı Çin istihbaratına vergi ve bilgi vermek, çalışmak ve emrinde olmak anlamına gelen cümlelerle mükelleftir dendi ve Amerika'da Çin'i düşman olarak tanımladı 2017 yılında. Orada o süreçten gelen bir kavga var. Daha önceki videolarımda size sıkça dijital dünyanın ikiye ayrılma ihtimalinden bahsetmiştim. Yani Çin merkezli bir dijital dünya, Amerika merkezli bir dijital dünya. Çünkü Çin'in özellikle Huawei'nin Birleşmiş Milletler'e verdiği bir teklif vardı yeniden daha adaletli daha güvenilir bir Çin oluşturalım. E, Birleşmiş Milletler'in yapısı zaten belli. Beş tane ülkenin elinde. Biri veto etse diğer onu kabul etmeyecek. Bu arada ta Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştiriler önümüzdeki süreçte gelecek. En büyük değişiklik e, Trump'ın söylediği gibi dünya sağlık örgütü yapısını değiştirmeli şeklinde tartışmalar burada e, yoğunlaşacak. Şimdi e, dünyada aşıya en büyük yatırımı yapan Bilge Bir de Gavi grubu var İsviçre merkezi. 10 ee, yıldır aşılar üzerine çalışıyorlar. Bilgiyisi izliyorum. Ne zaman bitecek diye sorulduğunda zaten iki güne bir şu an hemen hemen her gün farklı bir dünya medyasında röportaj veriyor. Söylediği şey 12-18 ay. Evet, ciddi anlamda 5 yılda bulabilir diyor. Yalnız bir aşının sağlam oturması için. Biz diyor 10 yıldır bir aşı üzerine çalışmamız vardı. RNA aşısı. DNA aşısından farklı. Bunu biz yoksul ülkelerdeki ısıtma gibi hastalıklarda kullanmayı düşünüyorduk ama Covid'de de düşünebiliriz diyor. RNA aşısındaki temel prensip biraz farklı. Vücuda antijen vermek yerine e, vücuda o antijeni üretecek e, genetik kod verici vermeliyiz diyor. Bunun üstünde çalışıyoruz diyor. Başarılı olur mu emin değiliz diyor. Ama benim buradan anladığım bir RNA aşısı gelecek. RNA aşısında da tek doz yetmeyebilir. iki doz diyor. Yani 3 ay sonra veya 6 ay sonra bir doz daha alınacak. Aşılar 4 santigrat derecede saklanıyor. Peki aşıyı bulduk. 7,5 milyar insan var dünyada. Nasıl dağıtacağız? Nerede? Nasıl üreteceğiz? Eğer tek doz yetmeyip iki doz yeterse 14 milyar, 7 milyardan, 7,5 milyardan 15 milyar aşı üretilmesi lazım. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanlığında dünyadaki aşı üretim fabrikaları ortak aşı üretimine geçmesi lazım. Ve dağıtım için eksi 80 derecelerde depolar lazım dünya çapında. E peki bugün başladık desen aşının sadece dağıtım yapım süresi zaten 7 ay sürüyor. Evet Ve e, dünyasal Sağlık Örgütü'nün sıkça uyarısı var. Daha bu işin gerçek e, şeyi, e, e, virüsün gerçek etkinliği daha gelmedi diyor. Yeni gelecek ve piyasada ikinci dalga olur gibi, gibi tartışmalar var. İkinci dalga olur mu? Onda şöyle yaklaşıyorlar. Yaz geldi, insanlar bunu aldı, evinden çıktı. Sağa sola gitti ve yeniden bulaştı. Çünkü bir insandaki virüsün diyorlar, 27 güne kadar semptom göstermeyebilir. Yani herhangi bir test cihazında, herhangi bir ısı ölçer termal cihazlarda bir etkinlik göstermeyebilir. E dolayısıyla bu yeniden insanların sağa sola gitmesinden dolayı, tatile, işe, biznisi e filan maçlara, spor sahalara gitmesinden dolayı yeni bir dalga gelir. Şimdi ısıya duyarlı mı? Bu noktada çalışmaları izliyorum. Ben herkes farklı bir şey söylüyor ama burada gene en sağlam veriyi bilgi veriyor. Evet diyor biraz yavaşlayabilir ama dünyanın bir tarafı sıcakken diğer tarafı zaten soğuk diyor. Tekrar sonbahar geldiğinde diğer yaz olan taraflarda yeniden kendini gösterebilir diyor. Biz bunu yeneceğiz ama diyor hayatımıza yeni teknikler girecek diyor Bilgeyiz. Yani dijital tıp. Size daha önce de sıkça bahsetmiştim dijital tıptan. Modern tıbbı kötüleyecekler, modern tıbbı kötületen kitaplar yazacaklar. Onlara da kahraman yapacaklar yazanı. O neler neler varmış haberimiz yokmuş deyip sizi soğutup dijital tekniklere önünüze koyacaklar diye çokça bahsetmiştim. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada ee, biz tatile gidebilecek miyiz? Herkesin bunaldı evde yaz da geldi Avrupa'daki arkadaşlarına sıkça tatile gidebilecek miyiz sorusunu soruyor. Ee, doğal olarak da e, Avrupa Birliği Başkanı Hırvatistan bir konuyu gündeme getirdi tartışmaya dün. Dedi ki turizm pasaportu verelim. Yani bağışıklık pasaportu. Tatile gidecek olanları seçelim. Enteresan fikir bu. Daha önce bunu size 3-4 video önce çekmiştim. E, anlatmıştım. Ba immunity passport. Yani bağışıklık pasaportu diye. Bu bir gecede gündeme geldi. Avustralya'da, Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, ve şu an bunu hayata geçiriyorlar. Türkiye'ye de gelecek. Bağışıklık pasaportu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. Bu dedi de doğru bir yöntem değil. Çünkü bağışıklık pasaportu verdiğiniz kişilerin yeniden hastalığa yakalanmayacağının garantisi yok. Dolayısıyla bağışıklık pasaportu ne kadar çalışır ne kadar çalışmaz o çok ondan emin değiliz diyor. Ve virüsün ilk çıktığı Çin'de bir bayram öncesi yürü çıkmıştı. Yani bildirilen şeyler bize genelde Ocak ayında, Aralık'ın sonunda ama o arada e, milyonlarca Çinli evlerine gitmişti. Hatta zaten Amerikalıların kızdığı da Dünya Sağlık Örgütü'ne bize geç verdiniz diyor. Bu arada 2 milyon Çinli girmiş Amerika'ya. Dolayısıyla böylesine bir küresel dünyada kolay bir şey değil. Ve şu an birçok dünyanın farklı ülkesinde sosyal hareketler gündemde. Yani Amerika'daki çiftçiler isyanda. Amerika'daki Amerika'da bu ay işsizlik maaşına müracaat eden 30 milyon kişi olmuş. E devletler şimdi Almanya kuaförleri, açtı, kuaförleri açtı açılabilir diyor. Anaokullarını açıyor ama haydi bakalım ikinci dalga geliyor dediğinde bilim adamları buna hangi politikacı dur diyecek. Virüs ağır bir grip. Bağışıklığına güven zaten çıkıyor. Ve yüzle, binlerce de iyileşen hasta var gördüğümüz kadarıyla. Bilgi için söylediği enteresan bir şey var. Bulduğumuz aşı diyor, yaşlara etki etmeyebilir. RNA aşısı. Yani ne demek bu? E, bu aşı belli bir yaş üstünü kapsamıyor demek. Bizim buradaki tezimiz neydi? Yaşlılarla gençler arasındaki bağ kültürdür, dindir, inançtır, değerlerdir, milliyettir, vatandır. Genelde annele babalar yoğun olduğu için çocuklarla modern şehir hayatında dedeler nineler ilgilenir. Bu aşı diyor bunları etkilemeyebilir diyor. Ayrıca diyor okulları açıyorsunuz ama diyor bilgiyiz. Ee, gençlerdeki aşının şey virüsün etkilerini tam ölçemiyoruz diyor. Bunlar diyor muhtemelen şiddetli taşıyıcıdır diyor. Okula gitti, birbirinden bulaştı, eve getirdi. <laughs> Annesi de babasına, dedesine bulaştırdı diyor. Ve o kadar bilgi kirliliği var ki virüs efendim İngiliz bilim adamları açıkladı. Virüs havada damlacıklar şeklinde var. E, Dünya bir daha önce havada damlacıklar şeklinde yok diyordu. Ve e, virüsün sosyal hayatı zorladığı değiştirdiği, Tunus'taki bir mahkeme mesela. Evet mahkumlarla hakimler video kamera yöntemiyle yargılansın mahkumlar diye gündeme geldi. Sosyoloji değişiyor. Birçok bilim adamının şöyle ifadeleri var batıda. Diyorlar ki bu kendiliğinden bir deney yapmamızı sağladı dünyada iklim üzerine işte hava kirliliği azaldı ee, ısınma biraz durdu ee, ciddi anlamda dünyayı iyileştiriyor gördüğünüz gibi tertemiz havalar var havada ayrıca hareketlilik var bunları zaten görüyoruz ee, e, Elon Musk'ın Starlink projesi çerçevesinde gökyüzüne atılan uydular var Elon Musk'ın da bugün bir açıklaması vardı anarşizmdir bu diyor faşizmdir bu diyor Bırakın insanları diyor, evde tutmayın diyor. Yani sanki e, enderesan bir açıklamaydı o. E, şimdi ülkelerde sosyal problemler başlayacak önümüzdeki dönemde. Nedir bu sosyal problemler? E şimdi yazıyorlar bana çok fazla. Hocam biz açız, sigortasız çalışıyoruz. Şu an işe gitmediği için günlük para kazanıyorduk. E Türkiye yardımlaşmayı bilen bir millet, Türkler. Hadi idare etti ama dünyada idare edilemeyecek bu noktada çok bölge var. Dolayısıyla birçok ülke ülke olma vasfını kaybedebilir. Ve Çin ve Amerika arası dijital kutuplaşmada ülkeler taraf seçmekte zorlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısındaki tartışmalarda kim nerede yer alacak, kim nereye hangi fonu verecek her anlamda büyük bir kavga görünüyor. Normal bir insan için bu kaos görülebilir ama benim buraya yaklaşım bir kontrollü kaos dünyada bir sistem değişiyor, değiştiriliyor. Nasıl bir sistem geleceğini zaten sürekli çok da önceden anlatmıştım. 2020 vurgu yaparak da Twitter'da bir tane, sadece bir tanesini paylaştım. Sıkça 2000 dünyada, 2020'de dünyada ağır kontrollü bir kaos geliyor. Sistem değiştirilecek, dünyaya reset atılacak. Nuh tufanı gibi bir tufan yaşatmayı düşünüyorlar filan diye bunları sürekli anlatmıştım. Ayağımızı topraktan kesilmek istiyorlar diye ve şu an kesildi ayağımız topraktan gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlar şimdi Avrupa'daki uçuşlar şimdilik Haziran sonuna kadar kapalı. Dikkatlice incelediğimde bunun Ekim'i de bulabileceği söyleniyor. Ama Avrupa bunaldığı için belki Avrupa'da bulunan diğer yabancıların kendi ülkelerine gitme izni nedeniyle tahmin ediyorum Haziran sonu gibi bir uçak seferleri olabilir. Türkiye içerisinde tatile gelmek isteyen Türkiye'ye gelebilir ama böyle toplu turlarla değil, yani her şey dahil sisteminde bir otelin çalışması çok zor görünüyor. Avrupa şimdi turistler için bağışıklık pasaportu verecek ama yine de insanlar tedirgin oldu, yeterince korktu. Dolayısıyla herkes tatile, öyle büyük tatil köylerinden, otellerden çok kendi köyüne, kendi dağına veyahut da kendi sahilde bulunan kendi köyüne veyahut da ıssız sahile çadırlar açarak da tatilin yapılacağını görüyoruz. Türkiye içerisinde de bu böyle olacak. Ya da dağ evlerine, dağın zirvelerine gidecek insanlar ya da artık toplu otellerde değil de çadırla ıssız sahillerde tatil yapacaklar yaz, bu yaz böyle bir tatil yapılabilir. Bunu da e, hükümetin ya da devletin engelleyebileceğini, engelleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü içeride kalan bu kadar bunalmışlığı ancak bu şekilde giderilir olur. Sonbaharda ikinci dalga gelir mi? Asıl mesele bu. Bir de bahsedilen üçüncü dalga var. Onu da ayrı bir videodan atacağım. Nedir bu üçüncü dalga? Aslında onun şifresini Bilgi 2017 konuşmasında vermişti. E, dolayısıyla Avrupa'daki Türkler geç de olsa Türkiye'ye tahmin ediyorum gelebilir. Ee, ama izin olarak gelebilir. <laughs> Bazı pasaportu verilerek gelebilir. Avrupa bunun üzerine çalışıyor. Türkiye'de henüz <laughs> gündeme gelmedi ama bugün yarın gündeme düşer. Ee, şimdi virüs, bağış, virüste aşı olayı 12-15 ay diyorlar. Bu işte buradaki testleri, denemelerini, çalışmalarını falan inceledim. Önce küçük bir grup insan, sonra orta bir grup, sonra büyük bir grup. Ön, tabii ilk başta hayvanlar. Bu diyorlar 12-18 ay biraz daha uzun sürebilir diyorlar. E bulduk bunun dağıtım organizasyonu falan daha da uzun sürer diyorlar. Benim anladığım biz virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor şu an. Ve e, hükümetin, hükümetin almış olduğu kararlara da uymamız gerekiyor. Böyle bir kritik dönemde Artık milli birliğini korumak için insanların siyasal düşüncelerini bir kenara koyarak da virüse karşı ortak bir mücadele yürütmesi gerekiyor. Şimdi aşı olayında da zaten bilim adamlarının söylediği şey küresel bir işbirliği gerekiyor diyor. Aynı zamanda küresel bir takip sistemi. Yani şimdi Almanya'dan buraya tatile gönderilecek kişi öncelikle o takip sisteminden bir geçmesi gerekiyor. Onay alması gerekiyor. Türkiye'de de öyle. bu da dijital dünyanın zemini oluşturuluyor. Bir nevi iyi, bir nevi haklarımızla ilgili, özel hukukumuzla ilgili problemler kendini gösterecek. Tartışmalar dijitalleşme üzerine. Bunun böyle olacağını da uzun sürede konuşuyorduk zaten arkadaşlar. Bu yaz inşallah tatile gideceğimizi düşünüyorum. Biraz da geç de olsa ama öyle eskisi gibi toplu tatiller değil. Ee, daha e, kırsala yönelik, dağlara yönelik, denizin de sesi sakin olan yerlerine yönelik çadırlarınızı hazırlayın. Orada daha güvenli olacaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Dünyayı izliyorum günü gününe. Ee, neler olup bittiğini. Tabii gördüğümüz her şeyi direkt burada analiz etmiyoruz. Ayrıca bir de efendim... Bizi korkutuyorsun filan diyor. Arkadaşlar çocuk alıtmıyoruz, İzlemeyin ya. Ne demek korkutuyorsun? Biz burada olan gerçeği ise aktarmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar böyle uygun bir dille. O zaman kafanızı kumun veyahut da gidin televizyonlarda yarışma programları filan izleyin. Keyif yapın. Üst, üst akıl filan diye anlatılınca bayılıyorsunuz. Üst akıl yok ki. Alt akıl var. Aklını kullanmayan insanlar var. Her şey ortada davulcularla yapıyor bu adamlar. İnsanlık hop deyip şöyle bir düşünse Olay çok kısa sürede biter ama bitmemesinin nedeni insanlığı bu noktada aklını kullanmamasına kaynaklanıyor. Neyse sizlerle sohbet özellikle gece beni bekleyenler de sohbet bitmez arkadaşlar. Canlı yayınlara geçtiğimizde inşallah daha gençler sizlerle sorularınızı cevaplayacağım. Şimdilik bu kadar. görüşmek üzere diyorum.